Herkese merhabalar. Şu an içinde bulunduğum yer, bir zamanlar büyük bir peygamber olan ve peygamberlerin hatibi diye adlandırılan Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın mübarek evi. Harran ilçesi sınırları içinde yer alan Şuayb Antik Kenti içinde yer alıyor burası. Şu gördüğünüz duvarın etrafında sanırım Hazreti Musa Aleyhisselam'a o mucizevi, o müthiş asayı teslim ettiği, verdiği yer aynı zamanda burası olabilir rivayetlere göre. Burası mağara şeklinde düşünün. İçi oyularak yapılmış bir ev. Mescit dediğimiz yer şu an burada. Kıble bu tarafa doğru bakıyor. Hazreti Şuayb Aleyhisselam, Hanif dinini, İbrahim Aleyhisselam'ın öğrettiği, onlara gösterdiği şeyleri, Allah-u Teala'nın dinini yayıyordu. Onu öğreten bir insandı Şuayb Aleyhisselam. Hazreti Şuayb Aleyhisselam aynı zamanda Hazreti Musa Aleyhisselam buraya geldiğinde 8 sene yanında Hazreti Musa Aleyhisselam çoban olarak çalıştı. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam'a Hazreti Şuayb Aleyhisselam kızını verdi. Evet, kızıyla evleniyor Hazreti Musa Aleyhisselam. Rivayetlere göre Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın aynı zamanda Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın teyze oğlu, yani kuzen oldukları da belirtilmekte. Şuayb Aleyhisselam'ın halkı Medyen'di. Medyenliler maalesef tartılarda hile yaptılar, ölçülerde hile yaptılar. Hatta paraları dahi kilolarla satıp onları kırparak adet olarak veriyordu insanlara. Orada da hileler yaptılar ve Allah'ın uyarılarını dinlemediler ve büyük bir azapla cezalandırıldılar Medyen halkı. Daha sonrasında ise Eyke halkı da dinlemedi Şuayb Aleyhisselam'ı, Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ı ve onlar da azaba uğradılar. Burası çok enteresan bir yer gerçekten. Zamanında burada bir peygamber yaşamış. Elhamdülillah Şanlıurfa Peygamberler Diyarı böyle güzel yerlere ev sahipliği yapıyor. Ben size mescidin ve Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın evinin içini gösteriyorum. Dışarıdaki o azap olunan yeri göstermiyorum şu an. Böyle ilginç, böyle çok güzel şeyler var burada görüyorsunuz. Allah sizlerin de burayı ziyaret etmesini nasip eylesin. Hazreti Şuayb Aleyhisselam çok dindar bir peygamber ve Allah'a çok ibadet eden bir peygamber. Ağlamaktan gözlerini neredeyse kaybettiği ve Allah-u Teala'nın yeniden ona gözlerini nasip ettiği bahsedilmekte kaynaklarda. Şuayb Aleyhisselam o kadar ağlarmış ki mübarek, o kadar dualar edermiş ki gerçekten buralar onun gözyaşlarıyla kim bilir senelerce ne kadar o gözyaşlarını teneffüs etti. Allah şefaatine nail eylesin. Allah peygamberlerin gittiği yoldan, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yolundan bizleri ayırmasın.